Akif Beki, Karar Gazetesi Nerede bu diyanet? İktidar para politikasına mı değiştiriyor? Merkez Bankası faizini 1-2 puan indirecek mi? Haram faizle mücadele namına diyanet orada. Kötü yönetimden dolayı yoksullaşma mı yaşanıyor? Açlıkla mı sınanıyor halk? Sabrederlerse öbür dünyada cennet gibi bir mükafatın beklediğini kim hutbelerde okutacak? Bit tabi diyanet. İstim mi lazım? Arkadan yetiştiriyor hemen. Enflasyon ve dolardan canı yanan vatandaşı dinen rahatlatıyor. Devlet katılım bankalarındaki tevle mevduatına kur farkı mı ödenecek? Gizli faiz değil, devletten vatandaşına bağıştır diye hükmü basıyor fetva vakamı. TOKİ projelerini mi satın alacak? Kamu bankalarından faizi kredi, fetva yine diyanetten. Üstüne vazife olmayan konularda meydanı boş bıraktığı görülmedi daha. Ne zaman ihtiyaç duysa iktidarı hiç yalnız bırakmadı. Fakat iki gündür doğrudan diyaneti ilgilendiren acayip haberler dolaşıyor. Müftülerin duyurulmadan Ankara'da toplandığı ve seçime az kaldığı için sahaya inip çalışmalarının istendiği haberlerini alın. Önemli kazanımlar elde ettik kaybedersek hepsini hep birlikte kaybederiz propagandası için müftülere ev ev gezme talimatı verildiği yazıldı. Diyanetten çıt yok. Cami ile partiyi, cuma cemaatiyle seçim mitingini, dini vaazla siyasi propagandayı, ayetle sloganı karıştırmamak kimin görevi? Diyanet değilse kim camiye partizanlığı sokturmayacak? Dini siyasete alet ettirmemek en başta kimin sorumluluğu? Tek satırlık bir yalanlama yeterdi. Her tartışmaya katılacak sözü olan Diyanet'ten bir cümlelik açıklama duyulmadı. Dini camiyi arkasına alan hoca kılıklı şöhret budalaları türedi. İmam veya vaiz cübbesi altına saklanınca millete ağzına geleni söyleme hakkı kazandıklarını zanneden tipler. Hakaret ve tehditlerini sineye çekmeleri, Allah'a karşı gelmekle, dine düşmanlık etmekle suçlayan sefil bir bağnazlığı kaşıyor, kışkırtıyorlar. Onlardan bir yeni yetme komedyen Cem Yılmaz'a soytarı diye hakaret ediyor. Mizahına gülenlerin imanına dahi dil uzatıyor. Bu çığırtkanlığın itikadınca namaz kılmayanlar da zaten sopayı hak ediyor Allah için. Gözler diyaneti arıyor ama ortalıkta görebilene aşk olsun. Çıkıp bu tabloda bir tek soytarı var o da Cem Yılmaz değil demiyor. Başka iki ham softanın video şovları gündemde. Namaz kılmayanın önce uyarılacağını, sonra sopalanacağını, yine de kılmazsa dinen öldürülmesi gerektiğini vaz ediyorlar. Şiddet çağrısıyla hakaret ve tehdit dine dayandırılınca artık suç olmaktan çıkıyor demek ki. Bakıyorsunuz ne bir savcı ilişiyor bunlara ne polis. Bekliyorsunuz ki Diyanet meydanı bu dini şiddet çağrılarına bırakmasın. Fakat nerede? Hakikaten nerede bu Diyanet? Üstüne vazife olmayan işlere koşmaktan başını mı kaldıramadı? Sıramı gelmiyor. Not: Diyanet nihayet dün akşam saatlerinde kapalı toplantıyı doğruladı. Müftülerden seçim çalışması istendiğini yalanladı. Yazının o kısmını değiştirmek için vakit geçmişti. Yine de yalanlama gereği duymaları sevindirici tepkisiz kalmalarından iyidir. Umarım sıra meydanı ham softalara bırakmamaya da gelir. Bergama'da da kanatlanmış esnaf. Bir dokun bin ahişit kaseyi fafurdan dizesi eski şiirde kaldı. Şimdi nerede? Hangi esnafa bir dokunsan bin ahişit diyorsun? Ben şahsen hallerinden aşırı memnuniyete yordum. İniltileri neşeden sanırım halkın arasına tepkili kıyafetle karışan halkçılara özenerek turist kamuflajına girmiş, elit sayfiyelerinde çarşı pazar teftişine çıkmıştım. Bugün Bergama notlarımı paylaşacaktım. Sözümü tutuyorum. Çeşme ve Urla'dan sonra bu turdaki son durağımdı. Akropolis'e tırmanıp tarihi beldeye şöyle bir tepeden de baktım. Keyfi avroyla kazanan gurbetçilerde bile yok gibi görünüyordu. Aşağı inip meşhur köftecisine uğrayalım dedim bir de. Adı lazım değil, kime sorsanız söyler. Ama o da ne? Hava kararmadan dükkanı kapatmaya hazırlanıyordu. Zar zor ikna edip piyazanın tadına bakabildim. Ancak köfte kalmamıştı. Yok sattığına verdim elbette. Gerçi 2019'da günlük 20-25 kilo köfte satarken şimdi 10-15'e düşmüş, yine de Hans'la George'u kıskandıracak bir şahlanış içindeydi. Nasıl inkar ederdi? şikayetlenip şükürsüzlerden mi olacaktı? Elektronikçisi, manifaturacısı da işlerde bir yarı yarıya düşüşten bahsediyordu. Türkiye dünyadan pozitif ayrışırken bizim beldeler alçaktan uçuşta birbirinden ayrışmıyor. Düşüş tipik her yerde yarı yarıya. Ekonomi yönetiminde başarı bu olsa gerek ve selam. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.